Bebeğiniz yürümeye başladı ve yürüyüşünde bir anormallik fark ettiniz. Ya da okul çağında bir çocuğunuz var ve yürüyüşü sizi endişelendiriyor. Çocuğunuzun yürürken içe doğru bastığını düşünüyorsunuz. Çocuklarda yürürken içe basma nedir? Hangi sebeplerden dolayı içe basma meydana gelir? Ayrıntılarını bu videoda anlatmaya çalışacağım. Çocuklarda yürürken içe doğru basma şikayeti oldukça sık rastladığımız bir durum. Özellikle yürümeye yeni başlayan bebeklerde ya da okul çağındaki küçük çocuklarda sık görüyoruz. Anne babalar haklı olarak yürüyüşlerinin normal olmadıklarını düşündükleri çocukları hakkında endişeleniyorlar ve polikliniklerimize başvuruyorlar. Neyse ki içe basma şikayetiyle gelen çocukların çoğunluğunda ciddi bir hastalık bulunmaz ve çocuk büyüdükçe kendiliğinden düzelir. Çoğu vaka özel ayakkabı, tabanlık ya da ortez gibi tedaviler gerektirmez. Bunun yanında daha az oranda görülse de tedavi edilmesi gereken ciddi ortopedik problemler de çocuklarda yürürken içe basmaya sebep olabilir. Bu yüzden yürüyüşünde problem olduğunu düşündüğünüz çocuklarınız için hekim muayenesi öneririz. Çocuklarda yürürken içe basma sebepleri temelde üçe ayrılır. Birincisi metatarsus adductus, yani ayağın içe doğru dönük olması. En sık gördüğümüz doğumsal ayak anomalisidir. Esnek olan, yani muayene ile ayak şeklinin düzeltilebildiği deformitelerde tedavi gerekmez. Masaj önerilebilir ya da sadece takip yeterli olur. Çoğu vakada şekil bozukluğu kendiliğinden zaman içerisinde düzelir. İleri derecedeki vakalarda, yani sert deformitelerde alçıyla düzeltme ya da çok nadiren cerrahi gerekebilir. İkinci sebep ise tibial interner torsiyonudur. Yani kaval kemiğinin içeri doğru dönük olmasıdır. Bu çocukların diz kapakları yürürken karşıyı gösterirken ayaklar içeri doğru dönük durumdadır. Bu duruma sahip çocukların yine çoğunluğunda takip yeterli olur. Alçı, atel, ortez gibi tedavilere gerek duyulmaz. İleri vakalarda nadiren de olsa cerrahi tedavi gerekebilir. Üçüncü sebep ise femoral anteversiyondur. Yani uyluk kemiğinin kalça bölgesinden içeri doğru dönüklüğüdür. Bu durum genellikle okul çağındaki küçük çocuklarda karşımıza çıkar. Muayenede kalçanın iç rotasyonu, yani içe dönme derecesi artmıştır. Çocuklar yürürken diz kapakları ve ayakları içe doğru dönük durumdadır. Bu çocuklar genellikle yerde W oturuşu denilen şekilde oturmayı tercih ederler. Bu oturuş şeklinin kalçada ve bacaklarda herhangi bir probleme sebep olabileceğine dair bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Çoğu çocukta 8 yaş civarı içe basma şikayetleri azalır ya da tamamen geçer. Özel ayakkabı, tabanlık, ortez gibi tedaviler uyluğun içe doğru dönük olduğu durumlarda yine etkili değildir. İçe dönüklüğün ileri derecede olduğu 8 yaş üzerindeki çocuklarda ameliyat gerekebilir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.